Göreve geldiğim günden bugüne kadar birçok faaliyetlerde bulundum. Birçok çalışma yaptım. Bu çalışmamı sayın ilçe yöneticilerim de burada onlarla beraber yaptım. Şunu açıkça ifade edeyim. Kartal'da 2013 yılında Demokratik Sol Parti bu seçimi almazsa o gün ilçe başkanlığından gözümü kapalı istifa ederim. Siyaset adamları o gün gereğini yapmalı. Maalesef bugüne kadar yapılmadı. Herkes aman öyledir, aman böyledir deyip geçiştirildi. Gereğini yapacağız. Türkiye solu gereğini yapmalı. Sosyal demokratlar gereğini yapmalı. Maalesef yapmıyorlar. Nedir? Nedir o koltuğa yapışmışsınız kardeşim? Bırakın artık Türkiye'de 1980 askeri müdahalesinden bugüne kadar yapılan yanlışları hepimiz görüyoruz. 32 yaşındaki genç var mı bugün Türkiye Sosyal Demokrat hareketlerin içinde? Yok. Kimler var? Birler var. Bunlarla konuşacağız. Türkiye solunu açacağız. Türkiye sosyal demokrasisini açacağız. Başka çaremiz yok. Ben buradan bütün sosyal demokratlara çağrımdır. Gelin konuşalım. Nerede istiyorsanız konuşalım. Kaçmayacağız. Birbirimizin bilgi birikimlerini halktan kaçarak, halkta gizleyerek, aman bugün seçim var, yarın seçim var diyerek emperyalist güçlere bu ülkeyi teslim etmeye kimsenin hakkı yoktur. Kartal'da tarihini unutan bir ülke, tarihini unutturmak istenen bir ülke ne kadar büyüyebilir? Tarihi çeşmeleri gündeme getirdik. Mecliste kalktım, bununla ilgili önergeler verdim. Çok şükür ki bugün meclis gündeminde. İşte Mustafa Efendi Türbesi, işte Kartal'daki tarihi çeşmeler. Bunlar Demokratik Sol Parti'nin, Demokratik Sol Parti'nin il genel meclis üyelerinin girişimleriyle bugün başlatıldı. Değerli arkadaşlarım, birçok okulumuzun elektrik, su, doğalgaz gibi borçları vardı. Bunları ben yaptım demiyorum. Bizim girişimlerimizle bunlar ön plana alındı. Hep beraber yaptık. Asla ve asla ben yaptım demeyi hiç doğru bulmam siyasi hayatımda. Ben yok benim siyasi hayatımda. Biz varız. Uzun bir zaman sonra kamuoyunun önüne, o zaman bir başka partinin ilçe sekreteriyken çıktım Türkiye'nin önüne. Türkiye'de hayırlı olsun 100 bin oy alacağımızı deklar ettim. Kartal Cemevi'nde o zaman televizyonların önüne çıktım. Ve Kartal'da Allah'ıma hamdolsun binlerce şükür 100 bin oy aldık. Aldık da ne oldu? Aldık da ne oldu? Merak edilen konu bu. 56 trilyon borç vardı. Değil mi? Birçoğunuz bilirsiniz. Kartal Belediyesi'nin Arif Dağlar döneminde teslim ettiği zaman 56 trilyon borç vardı. Şu anda borç ne kadar biliyor musunuz arkadaşlarım? 103 trilyon borç. İşte manzara ortada. Dönüp bakıyorsunuz. Peki, tabii ki borçlanabilirsiniz. Tabii ki bu borçlanmayı yapabilirsiniz. Karşılığı ne? Var mı Kartal'a yapılan bir tane hizmet? Yok. Değerli arkadaşlarım, daldan dala atlamak istemiyorum ama içimde bir ühteyle bununla birleştirmek istiyorum. Kartal'da yeni yapılan adliye binasının hemen karşısında il özel idarenin 58 dönümlük bir arsası var. Burası il özel idarenin arsası. Maalesef Sayın Başbakan Dolmabahçe Sarayı'nda oturuyor. Orada karar veriyor. Hemen orayı diyor bir önergeyle TOKİ'ye devredin diyor. Geldim buraya. Birçok basın mensupları arkadaşlarımızla yazdı çizdiler. Bunu Sayın Belediye Başkanı'na da söyledim. Dedim ki Sayın Başkan, bizim ilçemiz. Çünkü Kartal'ın sınırları da yaşayan ister ana harter olsun ister ara harter olsun. Hiç fark etmez. Bizim Kartal'ımızın öp öz malıdır o. Gelin bunun için mücadele edelim. Gelin bununla ilgili sivil toplum örgütlerini, demokratik toplum kuruluşlarını, siyasi partileri gelin ayağa kaldıralım. İçim acıyor. İçim acıyor. Açıkça söyleyeyim. Bu ülkenin malı, bu ülkenin insanları yeteri kadar mağdur edildi.
bu ülkenin toprakları yeteri kadar satıldı. Artık burada bir ulusal duruşa ihtiyaç olduğunu hepimiz görmek zorundayız. Her arkadaşlarım, Kartal'da şu anda görünen manzara işler acısı bir şey. De arkadaşlarım, acaba Kartal'dan Mardin'e kaç kişi gider? Kaç kişi gider? Peki Kartal'dan Nevşehir'in Gülşehir'ine kaç kişi gider? Hacı Bektaş ayrı, Gülşehir ayrı. Kim gider? Mardin'e meydan yapıyorsunuz. Yokluk içerisinde para yok diyorsunuz. Her gün borçlanıyorsunuz. Peki kardeşim, senin aslın varsa bir başka yere nasıl bir yatırım yapabilirsin? Arkadaşlarım, bunların hepsi göz önünde açık. İftira değil. Varsa bir şey açıkça söyleyeyim. Buradan size çağrıda bulunuyorum. Ben muhalefet partisinin ilçe başkanı olaraktan. Gelin konuşalım. Hayır desinler. Peki bu yokluk içerisinde Rauf Denktaş'ın heykelinin ne işi var? Kartal nere? Kıbrıs nere kardeş? Manzara bu. Manzara işler acısı bir durum. Kartal halkının çocukları işsiz, güçsüz. İş ortamı yarat sen kardeşim. O paraları çarçur etme milletin. Bunları reddederek, bunları başkalaştırarak bir çözüm bulamazsınız. Ne söylemiştiniz kentsel dönüşümle ilgili? Benim hala kulağımda, ben söyledim onu. Ben ilçe sekreteri olaraktan o gün ben söyledim. Kentsel dönüşümün sürgün dönüşümü olduğunu idari mahkemesine 5-5 kala biz o günkü parti olaraktan gittik. Yürütmeyi durdurma kararını aldık. Biz götürdük verdik. O gün yürütmeyi durdurma kararı aldık ama başka türlü geçirdiler. Ne oldu? Sayın Belediye Başkanı demedi mi ben kentsel dönüşüme karşıyım? Öyle oy almadık mı milletten? Hürriyet Mahallesi'ndeki yurttaşlarımız orada. O dernek orada duruyor. Ne oldu? Burada kentsel dönüşüme hayır diyeceksiniz. İstanbul Büyükşehir'de katılacaksınız. Evet, ben kentsel dönüşüme evet diyorum diyeceksiniz. Böyle bir manzara olabilir mi? Siyaset adamı ne söylediyse arkasında durmalı. Siyaset adamı burada başka şey söyleyip orada başka şey söylemez. Benim kendi adıma söylüyorum. Hatam olmuştur, olacaktır, olmalıdır. Ben de bir insanım. Etten kemikten yapılmış bir insanım. Ama çıkarım kamuoyunun önüne, özür dilerim. Beklemek yok. Siyaset dik duruş işidir. Sağda solda konuşarak, öyle tebessüm yaparak, gazetecileri, bu ülkenin en önemli kurumu, yurttaşlarımızın, insanlarımızın haber alma konusunda en temel görevi olan arkadaşlarımızı ben paramla rezil oldum diyecek belediye başkanından ben ibretle izliyorum. Kime söylüyorsun sen? Türkiye'de basına söylüyorsun. Böyle bir manzara olabilir mi? Hangi arkadaşım, hangi basın mensubu görüyorum, alın teri döküyor. Yine söylüyorum, belediye başkanı adayım yanında. Aynısını yapsın, yine yollarımı ayırırım. Değerli arkadaşlarım, bu ülkede bir dik duruş sergileyeceğiz. Kimse bunu unutmasın. Seçimleri aldığımız gün bu ülkede bir ilki yaşatmak istiyorum. Sürgün düzeninden bir tane daha bahsetmek istiyorum size. 61 tane insan. Nerede? Norm fazla kadrosu varmış da. Peki sen şirketlere kaç tane adam aldın kardeşim? Peki ne olacak o işçi kardeşlerimizin hali? Beni günlerce arıyorlar. Mail atıyorlar. Sayın başkanım, biz dardayız. Ev kiramızı ödeyemiyoruz. Şu anda maaşlarımızı alamıyoruz. Bize sahip çıkın diyor işçi kardeşlerim. İşçi kardeşlerim inim inim inliyor. Ama birisi fil dişi kulede oturuyor. Nerede oturuyor? Trilyonluk yapmış olduğu fil dişi kulede. Böyle bir manzara olabilir mi? Arkadaşlarım, birileri sağda solda konuşuyor. Kulağıma geliyor bunlar. Demokratik Sol Parti'nin bittiğini söyleyenlere ilk iftar yemeğimiz cevabımızdır. Orada benim parti üyelerim yoktu.
Orada asla çağırmadım. Halk geldi oraya. İnanır mısınız? Birçok basın mensubu arkadaşlarım geliyor gidiyor ilçeme. İlçem cıvır cıvır. Başımı kaldıramıyorum. Başımı kaldıramıyorum. İnşallah sizlerin de bu emeklerinizi çok iyi biliyorum. İnşallah sizlerin emeklerini de boşa çıkarmayacak bir Kartal Belediyesi istiyorum. Bir belediye meclisi istiyorum. Kendine güvenen belediye meclisleri istiyorum. Doğruları yanlışları içeride konuşacak meclisleri istiyorum. Bunları bir daha yetkisi alınan bir belediye başkanı değil, yetkisini iyice iyi noktada kullanan belediye başkanının inşallah yetkileri kimsenin elinden alınmasın. Eğer bugün aynı durumda ben olsaydım o gün belediye başkanlığından istifa ederdim de arkadaşlarım. Bir belediye meclisleri düşünün ki kendi belediye başkanına güvenmiyor. Böyle bir şey olabilir mi? Sıkıntılar ortada. Türkiye sonunun önündeki bütün engelleri kaldıracağız. O engelleri kaldıra kaldıra Allah kısmet ederse önce Allah'ıma sonra da yurttaşlarımıza güvenerek yola çıkıyoruz. Ben basın toplantımı burada tamamlamak istiyorum. Hepinize bu davetime teşvik ettiğiniz için çok teşekkür ediyorum.